Ayazağa Mahallesi 113 sokak. Karda kalmış aracı kurtarma çalışması. Şu anda Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Kabil Sokak'tayız. Burada bir cenaze var. O cenazenin kaldırılabilmesi için, götürülebilmesi için yol açılma çalışmaları ve tuzlama çalışmaları yapılacak burada. Şu anda da Reşit Paşa Mahallesi'ndeyiz. Cengiz Topal Caddesi. Artık ana arterler yavaş yavaş açılmaya başlandı. Herhangi bir sıkıntı olmadığı için ara sokaklara girmeye başladı Sarıyer Belediyesi'nin fen işleri ekipleri. Oralarda hem tuzlama hem de yol açma çalışmaları gerçekleştiriliyor. Çıkış yapamıyordunuz galiba. Aynen abi, çok teşekkür ederiz size yardımcı olduğunuz için. İyi ki varsınız abi ya. Vallahi perişanlık ya ama sağ olun abi sayenizde. Yollarımızı açtınız. Çok teşekkür ederiz. Sağ ol, teşekkür ederim. Bizi yoldan kurtardı, çok teşekkür ediyoruz. Her zaman imdadımıza yetişiyor. Sağ olun. Çok çok teşekkür ederim. Demin buradan inemiyordum, şimdi yolumuzu açtı çıkıyorum. Çok teşekkür ederim abi. Hayırlı akşamlar. Bak şu fiyort caddesi var ya, bu caddenin devamı. Şu caddenin. Çünkü fiyort burası, tamam. Bu normal Acarlara gidiyor. Şu anda Zekeriyaköy şantiyesindeyiz. Arkadaşların büyük bir çoğunluğu alanda. Gelen ihbarları değerlendiriyorlar. İşte yolda kalmalar ve benzeri türlü şeyler var. Lastikleri elverişli olmayan ve araç kullanmayı bilmeyen insanlardan kaynaklanan yolda kalmalar, bizim belediye ve büyükşehirin de aynı şekilde araçların olay yerine ulaşmasının maalesef engelliyor. Yollar açılıyor, tekrar kapanıyor yoğun kar yağışından dolayı. Bir aralıklı bir zaman var. O zamanı çok iyi değerlendirmeye çalışıyor arkadaşlar. Şu anda muhtelif yerlerde muhtelif bir takım anonslar dışında herhangi bir problem yok. Ana anlamda, ana yollar dahil olmak üzere. Ve arkadaşlar sürekli nöbetteler, sürekli bekleniyor burada. Ve herhangi bir ihbar geldiğinde hemen yola çıkıyorlar. Ve
fırsat buldukları anda da buzlanmayı önlemek için de tuzlama yapıyorlar. Sürekli bu çağrıyı yapıyoruz. Lütfen gerek olmadıkça çıkılmaması, araçla çıkılmaması ve herhangi bir ihtiyaç olunması halinde biz o talebi yerine getirebilecek durumdayız. Çok daha kolay olur. Yani hatta ekmek istemeye kadar herhangi bir ihtiyaç, gıda maddesi ve benzeri ihtiyaçların giderilmesi konusunda da bize duyurulması halinde o adrese getirebileceğimizi özellikle belirtmek istiyorum. Çünkü bu bizim için çok daha kolay. Evet. Sarıyer Belediyesi olarak hizmet yapıyoruz mu abi? Evet. Bunu Murat köy halkına ekmek taşıyoruz. Evet. İş makinesiyle. Aynen. Köpek maması istiyorsun. He. Bir de ekmek mi? Ekmek yok ya. Tamam. Tamam. Başkanımıza söyleyeceğiz, göndertireceğiz. Tamam mı? Vallahi gönderse çok iyi olur. Tamam. Zaten 65 yaşında. Çocuk hasta evde. Hiç gidemiyor. Tamam annem. Hemen göndertiriyoruz. Beyze merhaba. Başkanın selamını getirdik sana. Köpekler için yemekler var. Ya bunları hep attılar. Ha, buraya geldi. Ha buraya koy ben alırım. Sağ ol. Beyze başkanın çok çok selam var. Kendine iyi bak. Var mı başka bir isteği? Allah razı olsun. Allah sağlık saat versin. Hayırlı günler abi. Sağ ol.